İntifanlı TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Tahmin edeceğiniz üzere ve de söz verdiğimiz gibi her pazartesi bir Skyrim bölümü gelecek. Uğur'un makinesindeyim. Türkçe yamayı henüz ayarlayamadım. Önümüzdeki bölümlerde gelir. Onun dışında bir 15 dakika kadar mundar oldu. Ben oynadım. Gene o kodlakın oradan başlattı. Temizledik. Bu defa çok rahat temizledim tabii. Ondan sonra bizim iki tane şu zibidi var ya, biri çok savaşmış, öbürü bilmem büyük örümceklerden korkarmış. Onlara biraz laf çaktım. Sonra buraya geldim. Çünkü Kodlak dedi bize, ne dedi? Bu iş sende aga, dükkan senin dedi artık. Bu companionlar senden sorulur dedi. Ayla da buna şahit oldu. Ben de bunu söyleyeyim diye buraya geldim ama kimse yok. Çok enteresan. Ha tabii ben bu sırada bu 15 dakikada bir sürü başka ufak tefek irili olay, irili ufaklı olaylar, muhabbetler falan da kamera saçmalamış. Duvarı dağ taşı çekmiş. Sebepsiz yere büyümüş, zoomlamış. Neyse. İkinci monitör olmadığı için de kontrol edemiyorum. Şimdi 30 saniyenizi istiyorum. En azından bari bunlar boşa gitmesin. Bakayım. Evet. Doğru yerdeyim. Tamam. Oyuna tekrar dönebiliriz. Ve döndüm. Hadi gidelim. Şu Talos tapınağında benim bir şeyim vardı. Dedem. Bırak, ben biliyorum senin derdini. Talos'u biliyoruz. Tamam, bir çekil bakayım. Benim şu Talos'u ziyaret etmem gerekiyormuş bir. Heh. Tamam, bu da tamam. Nerede lan herkes? İçeride yoklar. Aşağıda yoklar. Orada yoklar. Ya bir dakika, şu görevi bırak. Benim şu görevi yapmam. Companion'ın liderini bulacağım ben kardeşim. Companion'ın lideri ben oldum ama. Yani öyle dediler. Bana öyle dediler. İş için Companion'ın liderini bul. Eski bir görev büyük ihtimalle de. Göstermiyor. Hadi sizden ricam arkadaşlar. Şu evi nasıl adam edeceğiz? Söyleyin, tamam yapalım o işi ya. O tamam. O işi bir yapalım. Anladım. Evimi bok götürüyor diyorsunuz. Laf çakıyorsunuz. Eyvallah. Ama çalışan bir kadın. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Dünyaya Avatar gibi denge düzen getiriyorum. Ejder Doğan'ım ben. Öyle kıçımızı kırıp kısır yapmıyoruz yani evde. Çalışıyoruz kardeşim. Neyse. O zaman şimdilik bu companionlar bende. Geçen bölümden biliyorsunuz. Ben şu şeye dönüyorum şimdilik. Benim suikastçilere. Silence has been broken. Astrid'e mektubu götürüyorum. Hadi bakalım. Aşağıda bir yerdeydi o. Dark Brotherhood Sanctuary. Gidelim Astrid'e mektubu verelim. Bakalım ne olacak. Çünkü gece anayla Astrid arasında işte olaylar, güç çatışmaları. Şeyi de söyledim size. Bir denge var. Hani atıyorum 5'i birini tutuyor gece anayı, 5'i Astrid'e bağlı falan. Olaylar. Tatlım. Mektubum var. Geri döndün. Güzel. Motier'le tanıştın mı? Ne istiyormuş? Motier bizden imparatoru öldürmemizi istiyor. Şaka yapıyorsun değil mi kardeş? Şimdi gösteriyorum. Mektup her şeyi açıklıyor. Vaa, Sithis adına şaka yapmıyorsun. Tamriel'in imparatorunu öldürmek. Pelagius suikastinden beri böyle bir şey yapmamıştık diyor. Uriel Septim'in ölümünden sonra kimse zaten buna cesaret edemez ki, bu 200 yıl önceydi. Acaba gece ana bizi şey mi yapıyor? Yok, yapmaz. Ve her ne sebeptense seni seçti bu şeyi, görevi almak için. Vallahi ne oluyor bilmiyorum. Gerçekten o dinleyici, hani listener diyorlardı ya, gece anayı duyan. Sen misin yoksa bunlar böyle bir nevi şaka ya da aldatmaca mı? Bilmiyorum ama bir şeyler yapmalıyız. Ne yapacağız? Kabul mü ediyoruz?
Aa, bu da öldür diyor. Kabul edeceğiz. Bunu başarırsak Dark Brotherhood yıllardır kaybettiği, görmediği saygıyı ve korkuyu salacak. Ama aceleye getirmeyelim. Mektubu okuyacağım ve planımızı kuracağız. Ve bu amulet, hani amulet verdi ya masraflar için. Ne düşünüyorsun ga? Bunun nereden geldiğini, kaç para ettiğini ve bunu gerçekten satıp satamayacağımızı öğrenmek istiyorum. Bu bilgiyi bize verecek tek bir adam var. Delvin Mallory. Rifton'daymış. Allah, Rifton'a gidiyoruz. Hadi. Hadi iyisiniz. Mektup bana ver, amuleti ona götür ve her şeyi öğren. Delvin'le bizim bir geçmişimiz var diyor. Hani güvenebiliriz. İyi. O zaman gidiyorum. Ben gideyim o zaman. Hadi. Rift'in hırsızlar loncasının diyarını da bir şöyle şey yapmış olalım tekrar. Görmüş olalım. Sen güzelsin. Gözlerin. Ah, o güzel gözlerin. Gözlerin, o gözlerin, gözlerin kaldı aklımda. Rift'in de maşallah yani. Bir kere bir uğradık biliyorsunuz, o şey neydi? Orphanage. Yetimhanedeki teyzeyi gerekeni yapmak için, ağzına bir tane kapatmak için. Bu arada Ayla da kayboldu. Aylalar orada kaldı. Kodlak dediğinin orada kaldı. Bu görevden sonra benim kafa orada. Ben bir oraya geri gideyim diyorum. Buralarda yeni misin? Git şurada kal falan. Yok anam. Pek sizi dinlemeye niyetim yok. Schlops. Biraz ıslanmak iyidir ya. Bir şey olmaz. Ay, çıkılmıyor mu? Ha, şurada. Bura mı la? Redway. Oo la, kanalizasyon. Alt şeylere iniyoruz ha. Hiç de haz etmem. Okum da yok lan benim. Balta. Bir tuzağı aktive etmiş olabilirim. Raf mı? Ametist var. Buralarda bir olaylar olmuş ha, ben söyleyeyim. Köprü var. Köprünün bir kolu var mı? Yok. Aşağı inmeden şuradan bir devam edelim. Şuradan dediğim. Şuradan da değil. Şuradan. Da değil. Eşek gibi aşağı ineceğim yani. Oğlum okum yok lan. Şşş. Savaştırmayın beni bak burada. Bak, savaşmak istemiyorum. Alo. Savaşırsam da Fusro'da, Musra'da bakayım bir dakika. Şeyde seçili mi? Unrelenting Force değil. Ha, Unrelenting Force. Şunu bir şey yapayım da. Favoriyi alayım. Ah. Nasıl alıyorduk lan? Ha, seçmiş oluyoruz. Tamam. Gerisi aynı. Hadi bakalım. Bak, burada bir tuzak düzeni gibi bir şey var. Görüyor musun şurayı? Kapıyı biraz daha geriden açacağım. Koçum.
Yer mi? Yer mi Ejder Doğan onu? Bak burada yanıcı şeyler de var. Burada bir halt olacak ben söyleyeyim. Yine aynı tuzak sistemi var mı lan burada da? Kesin vardır. Bak bak. Kurt adam tuzakları. No. Gel. Oha yumruklarıyla indirdi. Koçum, sen beni tanıyor musun? Sen beni tanıyor musun? Hı? Tanıyor musun sen beni lan? Niye saldırıyorsun aslanım? Bu neymiş? Unarmed Strikes. Yok be, olmasa da olur. Yani silahsız saldırı. 10 yapsa, 5 vursa, 3 vursa ne olur? Silahsız saldırmayayım la ben kızım. Yalnız bu şaka maka iyi çiziyor ha. Artık yakın dövüşte de oluyorum. Ben genelde kaçarım biliyorsunuz yakın dövüşlerden. Bayağı güzel vurdum ya. Expert mi? Yapma ya. Bir deneyelim. Bu bir. Üç şeyim vardır. Tamam, iki. Ben burayı açamam aga. Hiç çeviremedim bile. Şura bak biraz aşınmış gibi duruyor. Ya git lan. Git buradan. Paşam. Ben o zaman yanlış yere girdim lan kafadan. Şuradan gittim mi? Buralar geldiğim yerler mi? Evet, büyük ihtimalle geldiğim yerler. Evet. Tuzak yok. Alkemi hiç işim olmaz. Kapı açıldı. Tuzağı mı aktive ettim lan? Bu ne lan? Bayağı güzel bir yer ha. Kelebekler falan. Bir quick save gider buraya ben söyleyeyim. Bu baltanın illaki bir sahibi var. Örümcek mi örümcek değil mi? Gökyüzüne bakacağım. Kelebekler uçuyor gökyüzünden, güzel. Demir savaş baltası. Low life. Düşük. Ne yapıyorsun lan? Oha! Alay mı ediyorsun oğlum? Kızım niye bu böyle ıska geçiyor ya? Gerçekten şaka olmalı ama. Koş sen. Ha, takıldı. Bug'a girdi. Sen de ıskalıyorsun. Ne yapıyorsun? Gel hocam, oradan vuramadık seni ya. Ne varmış la orklar? Ne varmış la? Ne varsınız? Adam mısınız? Ha? Yanıyorsun, haberin yok. Vallahi da vuruyor ha. Kız yapamaz mıyız araya? Yok, o kadar da değil. Hadi kız. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Zaten sinirim bozuyor. Niye böyle oluyor anlamıyorum ben ya. Cure Poison. No.
Ben de tabii gene şey yok. Oo, vaktinde aldığım yemekler nerede? Bak işte o olur. Yapıştır bak, biz bunları boşuna almadık. Hop. Patates ya, en sevdiğim. Oh. Bir tane de ondan iç. Bir tane bundan iç. Alacağız alacağız arada ya, merak etmeyin. Yalnız bir de canımı dolduracak. Koçum sen hayırdır? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Senin ağzını kırarım. Git buradan. Beceriksizlik ki had safhada bende. Pickpocket bayılırım. Beggar dilenci şeyini okuyunca pickpocket. Aha bak. O açamadığımız köprü. Ya gördüğümüz şey yapamadığımız. Kaçış yolumuz için gerekli olacak, bunu söyleyeyim ben. Ya nasıl ıskalıyorsun ya? Aa, yeni bölüme girdi. Oğlum dost musun, düşman mısın? Nasıl anlarım ben şimdi bunu? Bu kesin düşmandır. Ama konuşmam gereken adam da olabilir. Silahları bir çek. Sinsi yaklaşalım. Bak ok başka yeri gösteriyor. Döndüm. Hadi gidelim. Şu Talos tapınağında benim bir şeyim vardı. Dedem. Bırak bırak, ben biliyorum senin derdini. Talos'u biliyoruz. Tamam, bir çekil bakayım. Benim şu Talos'u ziyaret etmem gerekiyormuş bir. Heh. Tamam, bu da tamam. Bu companionlar senden sorulur dedi. Aile de buna şahit oldu. Ben de bunu söyleyeyim diye buraya geldim ama kimse yok. Çok enteresan. Ha tabii, ben bu sırada bu 15 dakikada bir sürü başka ufak tefek irili olay, irili ufaklı olaylar, muhabbetler falan da kamera saçmalamış, duvarı dağ taşı çekmiş, sebepsiz yere büyümüş, zoomlamış, neyse. İkinci monitör olmadığı için de kontrol edemiyorum. Şimdi 30 saniyenizi istiyorum. En azından bari bunlar boşa gitmesin. Bakayım. Evet, doğru yerdeyim. Tamam. Oyuna tekrar dönebiliriz. Ve Pintifanlı TV ekranına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Tahmin edeceğiniz üzere ve de söz verdiğimiz gibi her pazartesi bir Skyrim bölümü gelecek. Uğur'un makinesindeyim. Türkçe yamayı henüz ayarlayamadım. Önümüzdeki bölümlerde gelir. Onun dışında bir 15 dakika kadar mundar oldu. Ben oynadım. Gene o kodlakın oradan başlattı. Temizledik. Bu defa çok rahat temizledim tabii. Ondan sonra bizim iki tane şu zibidi var ya, biri çok savaşmış, öbürü bilmem büyük örümceklerden korkarmış. Onlara biraz laf çaktım. Sonra buraya geldim. Çünkü Kodlak dedi bize, ne dedi? Bu iş sende aga, dükkan senin dedi artık. Anladım. Evimi bok götürüyor diyorsunuz. Laf çakıyorsunuz. Eyvallah. Ama çalışan bir kadın, farkında mısınız bilmiyorum. Dünyaya Avatar gibi denge düzen getiriyorum. Ejder Doğan'ım ben. Öyle kıçımızı kırıp kısır yapmıyoruz yani evde. Çalışıyoruz kardeşim. Neyse. O zaman şimdilik bu companionlar bende. Geçen bölümden biliyorsunuz. Ben şu şeye dönüyorum şimdilik. Benim suikastçilere. Silence has been broken. Astrid'e mektubu götürüyorum. Hadi bakalım. Aşağıda bir yerdeydi o. Nerede lan herkes? İçeride yoklar. Aşağıda yoklar. Orada yoklar. Ya bir dakika, şu görevi bırak. Benim şu görevi yapmam. Companion'ın liderini bulacağım ben kardeşim. Companion'ın lideri ben oldum ama. Yani öyle dediler. Bana öyle dediler. İş için Companion liderim bu. Eski bir görev büyük ihtimalle de. Göstermiyor. Ha, sizden ricam arkadaşlar, şu evi nasıl adam edeceğiz? Söyleyin, tamam yapalım o işi ya. O tamam. O işi bir yapalım.